Ya şuraya baksana. Güneşe çıkmaya çıkmaya bembeyaz kalmışız. İyice sür kavrulacağız valla. Sen merak etme aşkım. Gülbin abla 50 faktörlü krem aldı. Bol bol sür, bol bol. Ay yazık ya. Kuafördekilerine bir şey gidiyoruz deyince çok üzüldüler. Onlar uzun zamandır tatil yapmıyorlar. Ne yaptın be? Buraya geleceğimizi neden söyledin ya? Şurada baş başa güzel bir gün geçireceğiz. Ya gelirlerse? Aşkım niye gelsinler? Hem öyle geleceğiz falan da demediler ki. Aşkım bir şey soracağım. Şuradaki bayan niye sana bakıp duruyor? Nasıl duruyor? Yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Baksana deminden beri gözlüğünün altından bakıp duruyor sana. Ben iyice paramı yaklaştın ha. Ya gözlüğünün altını nereden görüyorsun sen? Ben anlarım. Baksana kafasını bir o yana çeviriyor bir bu yana. Ya İpek lütfen şuraya kafa dinlemeye geldik. Arıza çıkar. Yanılıyorsun. İnşallah yanılıyorum. Yoksa o yerlize günde gösteririm. Sen de o tarafa bakıp durma. Dön önüne. Sür sür. Baksana kimsecikler yok. Baş başa ne güzel. Evet Ayşem ya ne güzel baş başayız. Tam da hayal ettiğin gibi bir yerdeyiz. Gelmeyeceklerdi. Hadi saklan. Ay çok ayıp olacak ama. Hadi saklan İpek. Nerede bunlar ya? Hani nerede bunlar be? Ya evine amacım arayasın da şunları da öğrenelim nerede olduklarını ya. Hani sürpriz yapmayacak mıyız? Niye arayacağım? Nereden çıktınız siz ya? Ay parmaşlarımızı bulduk denize! Ay ne güzel dedi. Hoş geldiniz. Ay Emre kız hanım. Bak sakın ola ki konuşmana bizim burada olduğumuzu söylemiyorsun. Vallahi kıtır kıtır keser beni. Niye kesecekmiş Kale? Öyle bir şey yaparsa sen Osman'ın bana yolla. Aa beni kestikten sonra ben sana nasıl göndereyim Elena Hanım'cım yani? Akıl var mantık var canım. Emre. Sen Elena Hanım'a dediklerini boş ver. Emre mi nasıl sayede yine de kuralların hep basıyım olur mu? Saçları tutar mı? Hayır Emre. Ay Emre oğlum. Sen Gülbin'le benim burada olduğumu Sinan'a söyleyebilirsin. Hele bir şey söylemeye kalksın onu ben akşam kapının önüne koyarım. Yani burada bile benim kocamla uğraşıyorsun ya pes diyorum sana. Merak etmeyin kimseye bir şey söylemem. Aa burası çok güzelmiş o zaman buraya yerleşebiliriz. Ya bir dakika önce bir sorsaydık belki de baş başa kalmak istiyorlardı. Aa ne demek canım? Şimdi biz burada güneşleniyor olsaydık sizler gelseydiniz biz de birini isteyecektiniz canım. Hadi biz de buraya yerleşelim. Buyurun. Yok canım biz her zaman yerleşiyoruz. Buyurun buyurun. Haydi. Her şey vardı. Olur mu Kale? Evlerimizde yaptık o yiyecekleri. Buradaki yiyecekler de bir olur mu bizim yiyeceklerimiz? Biz onlara sevgimizi kattık değil mi? Ay teyzemin dolmaları bayılırım valla. Dari ne yapıyorsun? Daha yemek vakti gelmedi ki. Ay bu bir şey değildir ki. Ben aparatif olarak alırım bunu. Bilmiyorum. Ya kilit kardan yolda yarısını yedin abi.
Hanımefendi bakar mısınız? Buyurun kuzenim. Dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi yasaktır. Tabii mangalda. Aa, ne söyler senin ağzın, duyar mı kulacıkların? Ay ne olmuş yani, iki tane dolma getirmişsek? Ya bir dakika sinirlenmeyin. Biz buraya eğlenmeye geldik. Bir dakika kızım, bunlarla anladıkları dilden konuşmak lazım. Bana baksana sen, ne olmuş yani buraya kendi yemeklerimizi, çayımızı getirdiysek? Hanımefendi, işletmemizin kuralları böyle. Ne demek işletmemizin kuralları böyle? Biz burada bir rahatça eğlenemeyecek miyiz? Hay az yakın bana, ne miyeyim? Elin yandı, herkes bize bakıyordu, nasıl sessiz? Sessiz? Hiç de bile sessiz olamam. Hak verilmez, alınır. Evet. Ay ne oluyor garson Fatih ya? Şuraya bir eğlenmeye geldik, kafa dinlemeye geldik. Dinletmiyorsun damralara, dof! Ya şimdi bizim bir kafemiz olsun. Dışarıdan çay getirseler olur mu? Ya kusura bakma Safiş'im, benim kızım başına güneş geçti. Ya kızım senin kafen mi var? Senin kuaförün var, kuaföre. Misal verdim, misal. Bir dakika. Şimdi biz buraya girirken eli kağıt bayılmayı biliyoruz sizin plajınıza. Niye biz istediklerimizi yapamıyormuşuz canım? Ha. Bana bak, benim tepemin tasını attırma. Buradaki herkese çay dağıtırıp, dolma dağıtırıp, hiçbir şey satamazsınız ona göre. Hanımefendi, eğer öyle bir şey yaparsanız biz de size karşı başka önlemler almak zorunda kalırız. Ne gibi önlemler alacaksınız bize karşı? Bir dakika Elena Hanım. Nasıl yani? Sen polis mi çağıracaksın? Çağır, polis çağır. Hoş. Anne. Biraz ağırdan alsan diyorum. Babam. Bence polisi hiç karıştırmamak lazım. Bak kardeşim, bütün bu plaj bizim devletimizin değil mi? Sen kimin yerinden kovarsın be adam? Hem siz burada kolayı 10 liraya, çayı da 5 liraya satarsınız. Biz hiç mi bir şey içmeyelim yani? Burada güneşin anında yanıp kavrulalım mı? Vallahi sizinle uğraşılmaz. Ne haliniz varsa görün. Aa şöyle be! Herkes haddini bilsin. Haydi aç gör ya. Hadi hemen çay demeyelim. Oldu mu? Rezil oldunuz acaba? Rezil ya. Sen de bu kadar kasıt değil. Niye rezil olacağım? Şimdi bak insanlar ne kadar eğleniyor. Bak insanlar ne kadar güzel eğleniyor. İpek Fafiş gel sen de öyle bize gel. Ben gidiyorum. Ne? Geldin ya. Kızacağım. Bak aldım 1,5 lira ama aynısı içeride 5 lira.
İçeride kal. Ben niye 5 lira vereyim ki ya? Kolay mı kazanılır para? Ben hiç onlara o parayı veremem. Kolay mı kazanılır? Anne vallahi babam iyi dayanıyorsanız sen adamı delirtirsin. Babam sana çok iyi dayanıyor. Sen adamı delirtirsin. Beni kimse saf yerine koyamaz, tamam mı? Beni var ya hiç. Oraya hiç para göz kaptıracak göz var mı bende? Onlara para kaptıracak göz var mı bende? Abla iyi günler, çok taze midyem var. Çok taze. Yeni çıkardık. Bak karşı kayalıklardan vereyim mi biraz? Yok abicim istemez, bir midemiz eksik. Ya bir dakika kızım, böyle kestirip atıyorsun istemem diye. Hemen istemem diye kestirip atarsın. Ne güzel midye pişiririz işte. Ne güzel midye pişiririz. Denize gelmişiz. Denizin nimetlerinden faydalanmayalım mı? Denizin nimetlerinden faydalanmayalım mı yani? Taze mi? Taze mi? Taze abla. Sabah çıkardık. Ya anne bir işte olduğunu unutuyorsun galiba. Yani sen midyeleri alıp yapacaksın. Adamlar yine başımıza toplanacak ve yine kavga çıkacak. Abla ne kadar vereyim? Kilosu ne ka? 20 ama sana 15 olur. 2 kilosunu 15'ten verirsen alırım. Yoksa hayatta al. Yoksa hayatta al. Kırar mıyım seni kırar mıyım be güzel abla? Buyur helal hoş olsun. Buyur helal hoş olsun. Ha, şöyle ver bakayım. Dilek nasıl pazarlık yaptın görüyor musun? Dilek nasıl pazarlık yaptın görüyor musun? Oh mis gibi oldu vallahi, sen öyle güzel midye yaptın ki kızcılar. Hadi alayım bakalım. Ay teyzem önce bana ver. Ay Safiş hala mısın? Nereden buldun midyeyi? Üzümünü ye. Ay üzümünü ye. Bana sorma şartı, ben tanımdım. Vallahi bunları şurada ileride bir kızandan satın aldım. Şimdi burada bir tabak midye almaya kalksak vallahi 15 lira yerine bizden 150 lira isterler. Hadi afiyet olsun, yiyin yiyin. Hani... Ah, çok teşekkür ederim. Ben tokum yemeyeceğim. Ya afiyet ben, olsun. Ben... Afiyet olsun. Ya affedersiniz ama ben bir koku alıyorum tuhaf. Siz de alıyor musunuz o kokuyu? Yok ben bir şey almadım. Oy kale bebek bana da bir koku geliyor. Bir koku var. Safiş midyeler bayat olmasın sakın. Aa yok canım daha neler. Yani kızan dedi ki sabah gittim kendi ellerimle denizden çıkardım dedi canım. Bir şey yok afiyet olsun hadi yiyin yiyin. Anneciğim ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hanımefendi şu ateşi söndürür müsünüz lütfen? Müşteriler rahatsız oluyordu bende. Aa niye söndürecekmişim canım? Hem sen yine mi geldin? Bak burada menünüze baktım. Bir tabak midye tava 15 lira. Ben tam 2 kilosuna verdim 15 lira. Haberin var mı senin? Peki. Bari çabuk yapın da şu duman gitsin bir an önce. Ya sana helal olsun anne. Adamları nasıl korkutmuşlar, resmen çekiniyorlar senden. Korkanlar burada benden. Ay. Ay var ya pampişim. Müthiş olmuş o videolar. Bayıldım valla. Gel seninle kuaförün yanına bir midyeci dükkanı açalım. Parayı ben koyarım ama yar 50-50. Tamam. Olur. Ay bir de ben bir fena mı oldum be? Bir de nasıl acılar saplanayım? Ay, ne oldu Kale? Ay, ben de kurtuldum. Ben aynı güzel. Ay, siz yemiyorsanız ben hepsini yerim. Dur abla. Ay, Kale yeme, dur bırak. Gülbin ne oldu sana, iyi misin? Midem çok güzelin abla. Of. Ama. Ay, yoksa biz de eğlendik mi pampişim ya? Burada oluyor. Ay, bu hepsi yerden kaldı. Göre bu size yediğiniz bir şey yok. Ay, Emre, İpek, Ela. Ne oldu Elin abla? Kale hepsi zehirlendiler bunlar. Mikerel bayatmış herhalde. Hemen gidelim taksi dışarı. Ah Osman'ım, Osman'ıma götür beni Emre. Ay bak. Ah Osman'ıma götür. Ay İpek çok. Efendim canım, söyle. Ah Nurim, o durum çok vahim. Vahim mi? Ne oldu Eleniciğim? Şoförlerin eşleri hepsi zehirlendiler. Emre aldı onları, Şile Hastanesi'ne götürüyor. Hemen gelsinler, hemen. Zehirlendiler mi? Şile'de ne işiniz var sizin ya? Yediler, zehirlendiler. Ah, sorma, denize gelmiştik. Midye yediler, hepsi zehirlendiler. Sen nasılsın? Ohi ben yemedim, ben çok iyiyim. Şimdi ben hemen eve gidiyorum. Çocuklara söyle, derhal gitsinler. Tamam canım, tamam kızım, tamam.